Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte sonunda yeni kameram ile birlikte FIFA Mobile ile kadrolarınızı yorumluyorum arkadaşlar. Sonunda yeni kameramla video çekiyorum ve bu videoyu arkadaşlar sizlerden tam 3000 beğeni bekliyorum. Kaliteyi arttıracağımı söylemiştim. Kamera geldi, arka plan değişti, sandalyem değişti. Genel olarak zaten hani değiştirmeye devam edeceğim. Işık kalitesini falan ilerleyen zamanlarda arttıracağım arkadaşlar. Hani şu anda sizleri bana verdiği destekler sonucu ben gaza gelip daha fazla kaliteli işler yapacağım. İleride zaten olabilecek en güzel şeyler olmaya çalışacak yani. En güzel şeylerle sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Videoya veya kanala da abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Kalite tamamen artacak arkadaşlar. Belki bilgisayar oyunları da gelir. Çünkü sizler için arkadaşlar YouTube için gerçekten çok kaliteli bilgisayar da aldım. Yani alalı bayağı bir zaman oldu ancak daha bilgisayardan oyun videosu çekmedim. Onları da halledeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. İlk kadromuzla başlıyoruz. TCR'da Gürtekin, videoya selam abi, öneri var mı? Alba ve Courtois yeni aldım demiş. Ancak bana mesaj geliyor ve mesaj gelmesi çok büyük bir sıkıntı. Umarım çok büyük sıkıntı yaşamayız bugün. Videoya selam abi, öneri var mı? Alba ve Courtois yeni aldım demiş. Alba ile Courtois'ı yeni almışsın. Beceri geliştiricilerini biraz daha hızlandırabilirsin geliştirmek için. Onu da gerçi bu ara çok etkinlik yok ama onları bir şekilde halletmeye çalış. Beceri altındaki gönderiye geçiyoruz ama bana sürekli mesaj geliyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet arkadaşlar, aslında bu kadro yorumlama videosu değil, hesap yorumlama videosu. Bazıları sadece kadrosunu atmış. Ben o kadar yazı yazıyorum oraya, yedeklerinizle birlikte atın diye. Ancak abi inatla anlamıyorsunuz. Nasıl yani abi falan diye. Hani anlayanlar anlıyor, atanlar atmış. Mesela Hasan Pektaş o şekilde atmış arkadaşlar. 105 genlik mükemmel bir kadrosu var bu arada. Alessandrini, Skriniar, Sergio Ramos, De Ligt falan. Gerçekten müthiş. Özellikle Ramos gerçekten müthiş duruyor. Batshuayi ile birlikte gerçekten müthiş kadrom var. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Daha da geliştirmeye devam et. Ve yedeklerinde bu şekildeymiş Hasan Pektaş. Ben genel olarak hesap yorumlayacaktım. Hesap yorumlama olarak kadro oranında yedeklerin çok kötü. Ancak tabii ki sen olabilecek en iyi kadroyu kurduğun için yedeklerdeki oyuncularını satıp onlarla da boost almışsın, oyuncu almışsın, bir şeyler yapmışsın ve gerçekten çok güzel bir kadro kurmuşsun. Helal olsun diyorum. Hani ben de belki kurardım ama tabii hesap falan değiştirdim. Bu arada bu kardeşimiz mesaj atıp duruyordu. Kadro yorumlama ne zaman gelecek diye. Al sana kardeşim, kadro yorumlamayı çekerken kadro yorumlama ne zaman gelecek diye yorum atmışsın. İlginç, gerçekten çok ilginç denk geldi. Ve onun kadrosu da 3. sıradaymış. 109 ya Muhammed Salah. 110 gen Ronaldinho falan, gerçekten muazzam. Bu arada kardeşim seni engellemek zorunda kaldım. Çünkü videoyu atarken hani şey oluyor, sıkıntı oluyor. Hani videoyu çekerken sen orada bir mesaj attığın zaman ekrana geliyor ve engellemek zorundayım. Hani görüldü atıyorsam demek ki bir işim vardır abi. Hani anlamıyorsun. Zaten Facebook'a sadece kadro yorumlamak için giriyorum. Hani gerçekten ilginç. Çevrim içi gördüğünüz gibi yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam yazın anlıyorum ama yani mesajınızı gördüysen ve cevap vermediysen bilin ki işim vardır. Her neyse, 110 gen Ronaldinho, 109 gen Muhammed Salah falan gerçekten muazzam. Harika duruyor arkadaşlar. Bu arada Instagram DM'lerinize cevap vermeye devam ediyorum. Ekranda bir yerlerde Koray LDRM 0. Herkes şu anda girsin, takip etsin. 10.000 takipçiye adım adım arkadaşlar. 10.000 takipçi olduktan sonra da sizlere güzel bir çekiliş yapacağım. Bundan da haberiniz olsun. Nurullah Özcan'ın da mükemmel kadrosu varmış bu arada. Hayırlı olsun. Engellediğim için kusura bakma kardeşim ama zorundaydım çünkü mesaj atmaya devam edecektim. Kestim zaten ben o kısımları ama gerçekten bayağı bir ekranda gözüktü. Hemen Nihat Nasrulluyev 96 geldik, gerçekten bu kadroda fena değil. Boostların falan düşük kalmış oyuna. Hani en başından beri oynuyorsan gerçekten hani kusura bakma ama kötü kadron. Ancak abi en başından beri değil, yakın zamanda başladıysan iyi. Ancak 90 gen Mbappe'yi aldıysan yani 10.000 tane gol atmışsın. Ve 96 gen bence çok düşük. Oyunu ilk defa bu sene mi oynuyorsun bilmiyorum ama hani etkinlikleri falan oynasaydın çok rahat bir şekilde abi 100 gelin geçebilirdin. Çünkü bak ben bile daha 7500 goldeyim. Mbappe'yi alamadım ancak kadrom 101 gen, 102 gen. Hani oyuna hiç de para yatırmadım yani bu hesaba. Sadece videolarda ara sıra 4.5 liralık paketler açıyorum. Onların da zaten farkındaysınızdır ki hani bir yararı olmuyor. Hani şans değil de biraz daha fazla oyun oynarsan bence daha da geliştirebilirsin kardeşim. Selçukhan Eğitman ülke kadrosunu atmış. Öneri verir misin demiş. Öneri veremeyeceğim çünkü bu hesap yorumlama, yani Dünya Kupası hesabı yorumlama değil, genel olarak hesap yorumlama. Ama kadron mükemmel. 7 milyon bütçesi var. Yedeklerinde de oyuncu yokmuş. 7 milyonluk bu kadroya abi aklıma şu an gerçekten kimse gelmiyor ama Quaresma'yı falan alabilirsin sağ orta sahaya. Güzel durabilir. Sağ bekini de değiştir. Abi kadrom nasıl? 10 üzerinden kaç demiş. 10 üzerinden ben bu kadroya, oyunun başından beri oynuyorsun muhtemelen çünkü 10.000 gole falan ulaşmışsın. 10 üzerinden 5 vereceğim çünkü gerçekten hani çok daha iyi olabilirdin kardeşim. Hemen Sedat Kan, kardeşim kadrom nasıl, 10 üzerinden kaç, bir de önerim var mı demiş. Şimdi önerim
Ramos çok beğendiğim bir oyuncu. Ramos'u bir an önce yüzgene yükselt ya da boostlarla bir şekilde hallet. Çünkü Ramos'un boostu muhtemelen çok az kalmıştır 8'e. Ramos yüzgen olsun. Karo'da daha güzel görünür hem de daha da savunmayı daha iyi korur diyorum. Neymar çok iyi bir futbolcu. Ben de kullanıyorum, beğeniyorum. Lens'i hiç kullanmadım bilmiyorum ama onu da biraz yükseltebilirsin. Hani yedigen boosta rağmen yüzgen çünkü. Ve Jordi Alba. Jordi Alba'yı da yüzgene ulaştır bir şekilde. Coins'in çok fazla yok ama oyuncu olarak öneri vermeyeceğim. Ben sana dediğim şeyleri yaparsan bence yeterli olacaktır. James Rodriguez'den de memnun musun? Yoruma yaz. De Bruyne de aynı şekilde memnun musun? Yoruma yaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Öneri para sıkıntı değil. 10 üzerinden kaç. Bir de videoya selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Para sıkıntı. Oha o 109 ya Muhammed ne lan öyle? İlk defa gördüm ha. Sıfırdan falan mı yükselttin düşükten falan? Neden? Beğendiğim bir futbolcu. Bilseniz arkadaşlar çocuğun abisi falan. O yüzden alıyor 50 genden yükseltiyor falan. Gerçekten abi tanıdığım birisi olursa bu arada. Tanıdığım birisi futbolcu olursa ileride. YouTube videomda onun kartını alıp. Eğer FIFA Mobile bu şekilde devam ederse onu bayağı bir yükseltebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bütçe önemli değil. Öneri o. 118 gen mi? 118 gen mi? Bütçe önemli değil. Öneri 10 üzerinden kaç? Dereceler yolda 122 olacak yakında demiş. Bir de yakında 122 olacakmış. Belki de 122 olmuştur. Becerileri yükseltince zaten 119 gen oluyormuş. Yani çocuğun keyfi yok. Böyle bir şey yok. 118 gen mükemmel bir takım karşımıza. Şu anda Ronaldo'lu, Sigurdsson'lu falan gerçekten harika. Koulibaly, Ramos falan. Harika. Gerçekten müthiş. Muazzam. Nainggolan zaten beğendiğim bir futbolcu. Adamın bir de defansif orta saha kartını almışsın. Gol yemezsin sen bu kadroyla bir daha abi. Bak üçlü defans ama iki tane de defansif orta saha var ve o iki defansif orta sahada gerçekten muazzam oyuncular. Yani hem defansif hem ofansif olarak ikisi de müthiş. Yani defansif olarak bir stoper olarak oynayabilecek, ofansif olarak forvet arkası oynayabilecek oyuncular. Ben o yüzden bu oyuncuları çok seviyorum. Kante'yi, Nainggolan'ı, Pogba'yı falan. Bunları da seviyorum yani. Ve en beğendiğim mevki, en beğendiğim kalite Modric. Çok defansif değil ama çift yönlü oyunculardan mesela. Çok üstün bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel bir kadrom var. Hayırlı olsun kardeşim güzel. Ama hesap adıyla senin adın bir değişik farklı yani. O niye öyle bilmiyorum. Ancak sıkıntı yok yani. Öncel Altay öneri demiş. 101 genlik gerçekten gayet güzel bir takım. Emrecan, Boateng, Pique, Ramos. Üf, üçlü defansa bak süper. 101 gen benim takımıma benziyor. Benim takımım da 101 gen. Emrecan'ı bayağı yükseltmişsin bu arada. Hani Delali'yi niye kullanmıyorsunuz bilmiyorum da keşke ben de en başından Delali ile uğraşmasaydım. Onlar yerine bari beceri geliştirisi falan alırdım. Hem daha fazla kar ederdim. Hem de Delali'yi şu anda beğenmiyorum zaten. O yüzden arkadaşlar belki daha rahat olabilirdik şu anda. Erfon Meşapınar 92 yenlik bir kadro kurmuş. Fena değil kardeşim. Ama daha da geliştirmen gerekiyor tabii ki. Öneri veremeyeceğim şu anlık. Öncel Altay bir de yedeklerini atmış. Yedekler fakir demiş. Aynen çok da iyi değil maalesef. Erfon Meşapınar bir de yedeklerini de atmış. Buffon, Sergio Ramos falan var. Bir dakika abi asıl kadroya bakalım. Asıl kadroda da var Buffon. Yedeklerde de var. Artık gerçi yeni sistemle böyle oluyor değil mi? Aktif yapmadığın zaman. Yaptığın zaman da gerçi bir şey değişmiyor. Önceli Altay McKenna 120. Oha. Bunu niye koymuş lan? Bu adam bu kadar değerli mi? Vay be. İyi. Videoya selamlar demiş bu arada Erfon Meşapınar. Aleyküm selam kardeşim. Videoya selam. Adımı söylersen sevinirim. Adın Arda Büyük İlke. Videoya selam demiş. Aleyküm selam. Arkadaşlar bu arada video başında söylemeyi unutmuşum. Unuttum. Hastayım arkadaşlar. O yüzden bu video çok uzun olamayacak. Gerçekten hani hasta hasta video çekiyorum. Bir geçmiş olsunuzu yorumlardan alırım. Ve gerçekten abi like butonlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar şimdi bundan sonraki kadroları sadece böyle 105-110 gen falan görürsek duracağız. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Yorumlayamadıklarım kusura bakmasın. Gerçekten hani hasta hasta video çekiyorum. Kameram yeni oldu bu arada. Kameram olduktan sonra da video çekeyim dedim. Kaleciyi değiştirmeyi düşünüyorum. Başka öneri var mı? Ben de şu anda Buffon kullanıyorum. Ama De Gea falan kullanabilirsin. De Gea FIFA Mobile'de çünkü şu anda en iyi kaleci o. Team of the Year kartını falan alabilirsen. Bir de yedekler boş. 90'lık 2-3 adam var. XP ve coin'e gitti. İkonlara kadro böyle oldu demiş. Güzel ya. Okocha falan var ikon. Güzel kadrom var. Hemen devam edelim. Videoya selam veren herkese buradan bu arada aleyküm selam. Hemen hızlıca geçmeye devam ediyoruz. 105 genlik şu an 8 milyon var öneri demiş. Abi elinde şu an 8 milyon varsa keşke 8 milyonlu halini SS alıp atsanız. Yani gerçekten ilginç şeyler. Of abi N'Golo Kante 109 yani gerçekten muazzam ya. Ben çok hayranım bunlara. Çok harika duruyor. Paketten mi çıkardın? Sadece paketten çıkamıyor galiba değil mi? Satılabiliyor bunlar. Paketten çıkardıysan gerçekten helal olsun. Mükemmel. Evet daha hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde
Geçelim. Bütün karolar gözüksün diye uğraşacağım şu anda. 104 yani uf 111 gen gördük. Abi herkesin nasıl karoları olmuş böyle? Herkes çıldırmış. Abu Bakar'ın MOO kartı mı var? Vay be. Çelliğin Aspilicueta Buffon 107 gen 111 gen gerçekten harika. 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü bugün 120 gen de gördük. O yüzden 118 gen de gördük daha doğrusu. Ama gerçekten normalde tabii ki 10 üzerinden 10 verilecek bir karo. Helal olsun. Helal olsun. Gerçekten mükemmel. Evet iniyoruz 100 gen, 91 gen, 94 gen, 102 gen. Zaten sesimden de anlıyorsunuzdur arkadaşlar hasta olduğumu. Kusura bakmayın rahatsız oluyorsanız. Ama gerçekten abi ilerleyen zamanlarda düzelecek. Demek ki gördüğünüz şeyi de görmemezlikten gelin. Adam yanlışlıkla attım yer. Yani abi bir şey atıyorsun. Onu silmek yerine neden altına yanlışlıkla attım yazarsın. Ben gerçekten anlamıyorum bazı insanları. Her neyse abi. Yani yandan direkt silebilirsin. 105 genlik bu arada güzel bir takım gördük. Ona da buradan selam o 105 genlik takımın sahibine. Fenerbahçe, o 101 genlik Fenerbahçe kadrosu mu? Bir dakika. Oo abi adam 101 genlik Fenerbahçe kadrosu kurmuş. Hani gerçekten helal olsun kaliteli kadro kurmuş. Ve tam göremiyorsunuz ama şöyle bir yapayım abi yavaş yavaş. 101 gen olduğunu görün. Okaça bu arada Okaça'yı da koymuş kadroya. Güzel bir kadro gerçekten. Kadrolar bitmiş arkadaşlar. 101 yani Fenerbahçe kadrosunda ayrı görmüşüz. Ben de diyorum niye o şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar bütün kadroları göstermiş olduk bu şekilde. Burada da videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle Instagram Koray'la DRM0 beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok daha kaliteli içeriklerle karşınızda olacağım. Belki PUBG videosu bile çekerim ya. Bilgisayarım da var çünkü oynuyorum. Birinci olabilir miyim bilmiyorum ama size ben videosunu belki çekebilirim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Şuradan direkt kanala abone olabilirsiniz. Şu mikrofonun olduğu kısımdan. Gerçekten kamera çok geniş açı almaya başladı. Şuradan da güzel bir video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Video sözüm olduğu için bugün de sizlere hasta hasta video attım. İyi seyirler. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için ellerinize, gözlerinize sağlık diyorum. Hoşçakalın. Sizi seviyorum ve bay bay.